Bak gülüyor. Bir saniye. Sana bir şey söyleyeyim Gözlerin. ayı. Ben gerçek söylüyorum. Benim burada herkes beni tanıyan insanlar da bilir. Ben biraz dobrayımdır. Özümeli gelirse pat söylerim. Benim dandaki kedi söylesin bir sefer seninle sohbetimiz var desin. Tamam. Ama benim onunla hiçbir zaman sohbetim yok. Benim ki öz şeyim listemde İşte, bile yok. Erva ve romantik ayı. Müsaade eder misiniz? Şu odadaki. Bir dakika. Müsaade eder misiniz? Pardon. Bakın odadaki bayan sayısı kaç tane hiç dikkatimi çekmedi. Ama bir tane kadın çıksın desin ki şu adam bizim özelimize bir nokta at. Hadi nerede çapkınlık yapmışım? Hadi bakalım. İstemiyorum lan cebime koy. İstemiyorum lan cebime koy kedim. İn aşağıya. Batırdın her tarafı. Hatçıya yürüyorsun. Ya Hatçı benim arkadaşım zaten. Niye yürümeyeyim? Niye şey yapmayayım? Arkadaşım. Niye yürümeyeyim? Arkadaşlara yürünüyor mu? Ya dur. Haçeye herkes yürüyor. Ben de yürüyorum bir ayı olarak. Ne olmuş? Ben de seviyorum haçeyi. Vallahi bak. Onu söylemek istemiyorum. Sadece yani böyle. Burada bir kıskançlık ima ediliyor bazı bayanlar tarafından. Arkadaşlar haçeye tam haç. Yani kadın gibi kadın. Kadının dibi hatta. Lazlığına bakma. Bazen patavatsızca bir şeyler söylüyor ama onu da idare edin. Ben demek ki şu çıkıyor galiba. Şimdi ortaya şu çıkıyor galiba. Ayıcığım pardon eko yapıyor. Sevgili Erva eko yapıyor galiba sesler karışıyor. Pardon. Ayıcığım değil mi? Evet dinliyorum kedi. Ben ama işte dinlerken eko yapıyor ses. Onu kedi Allah aşkına bak beyazdı. Ben kızlardan hoşlanıyorum. Deli ya. Evet kediyi dinleyelim ya. Eko yapıyormuş inelim mikten. Buyurun buyurun kedi bey. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bakın galiba ben bunu hep hayatım boyunca yaşadım. Şuraya ne zaman gelsem etsem ne zaman çıkıp da bir iki hani lafın belini... Kedi, Pal'de sevgilin var mı? Neyin var mı? Pal'de sevgilin var mı? Benim Pal'de sevgilim var mı? Pal'de beraberlikler yaşamış olduğum kadınlar var tabii ki. Hayır, şu anda var mı? Ama bunları burada deklare mi edeceğiz? Şu anda var mı diye soruyorum sadece. Ama bunu neden öğrenmek istiyorsunuz? Bu çok özel bir şey değil mi? Ya çok merak ettim. Hayır, sadece merak. Bendeki merak yani. Hayır, yok efendim. Yok, yok. Buyurun. Ha, yok mu? Ha, okey. Tamam. Yoksa? İlişkinizi sakın. Var. Biz Allah aşkına yapmayın. Evet. Yapmayın bunu. Ya şimdi bak şimdi. İlişkiyi orta yerde yaşamayan insan ya nazardan korkar ya da başkalarına hatunlar işte elimin altında dursun imaresiyle bundan korkar. Şimdi ya ilişkini evet. Peki evet, Erva. Aynen. Bir saniye Erva. Peki Erva, ya çok düzgün ve onurlu bir adamsa, hayatındaki kadını burada deklar edip, yarın bir gün bu ilişki ters giderse, ben erkek adamım, adım çıkmış damdaki kediye zaten. Ama o kızcağız burada chat yapacak ve burada dostları var. Yarın bir gün hayatından gittiğim zaman... Sen kimsin dün kadınları küçümsüyorsun? Sen kimsin kadınları küçümsüyorsun? Hiç de bile siz nasıl çıkıp eğlenebilirseniz, bak, biz de çıkıp eğlenip olmadı diyebiliriz. Sen kimsin? Sen erkek misin? Erkeksin, tamam, okey. Ben de bayanım. İstediğim kişiyle çıkarım, istediğim kişiyle tozarım. Söylerim de bunu. Evet, dinliyorum. Yaparsın. Kedi. Kesinlikle haklısın. Ben sana burada katılıyorum. Ama ben biraz şövalye ruhlu erkek olduğum için, hani kadının duruşuna da çok önem veren bir adam olduğum için, belki de buna dikkat ediyorumdur ama, misalden konuşuyoruz tabii, bu böyledir demiyorum. Ama yine söylüyorum. Benim için çok problem değil. Ben çıkar burada beraber olduğum kadını haykırırım da. Çıkarım deklare de ederim. Eğer hayatımda beraber olduğum bir kadın varsa. Ama şurasını atlıyorsunuz.